marka konferansında özellikle bir araya gelen değerli insanlarla beraber burada olmak, AKM'de olmak, Cumhuriyet'in 100. yılında da böyle bir etkinlikte var olmak gerçekten çok güzel. Çok güzel enerjiler bir araya gelmiş. Her yıldan, her dakikadan çok daha iyi hayal ediyorum. Çünkü bizde şöyle bir şey vardır. Küçük bir örnek vereceğim. Küçük köpekleri görürsünüz, sürekli havlarlar, saldırırlar. Kangalı gördüğünüzde ise hep sakin durur. Türkiye'deki Türk insanı aslında kendi gücünün farkında olduğu için birçok şeyi kaldırıp sınırları zorlayabiliyor. Bu bazı insanların daha geriye gittiğine, ortamın her şeyin kötü gittiğine düşündürüyor. Ama aslında tam tersi, biz güçlü olduğumuz için son noktaya kadar bekliyoruz ve o nokta gelmeden de her şeyi çok daha güzel yapacağımıza inanıyorum. Bence görev demeyelim de insanlar doğayla bağlantısını unutmasa, birbiriyle ilişkisini unutmayıp yalnızlaşmasa zaten bu kadar gergin olmayıp yaptıkları işleri de, iletişimlerini de gayet başarılı bir şekilde sürdürebileceklerdir. Herhangi bir sektör ne olursa olsun, bu ara biliyorsunuz pandemiden sonra yalnızlaşma dönemi oldu ama birazcık daha insanların onu atıp birbirine sarıldığı zaman her şeyin başarıyla, çalışkanlıkla ve büyük bir ümitle devam edeceğini düşünüyorum. Müzik sektörü çok fazla ben son dönemde müzik dinleyemiyorum açıkçası. Çünkü dediğim gibi duygulara yönelik müzik yapılmıyor, popülariteye yönelik müzikler yapılıyor. O yüzden umarım o bağlantı artar da insanlar o aşkı, neşeyi, birlikteliği hissederek gerçek müzikleri de ortaya çıkarırlar. Birazcık düşüşe geçtiğini düşünüyorum ama sonuçta duygu biz de her an yaratabiliriz.